Kirkon amca. Kirkon amca. Uyansana Kirkon amca. Ay şimdi uyumanın sırası mı? Kirkon amca. Uyansana. Aa, bunu sen istedin. Ne oluyoruz ya? Baskın mı var? İlay da mı geldi? Of Kirkon amca, öğrenciler yok. Okul bomboş. Öğrenciler mi? Hangi öğrenciler? Hayret! Senin öğrenciler. Ha, şu benim öğrenciler. Merak etme. Onları dün gece periler ülkesine gönderdim. Şu şunun yanına. İyi ama neden? Moralleri düzelene kadar birkaç gün derslere ara verdim. Aslında en iyisini yapmışsın. Ben de mi gitseydim acaba? Kirkon amca, gezegenlerimizi kurtarmanın başka bir yolu yok mu? Kim bilir? Her zaman bir ikinci yol vardır ama biz göremiyoruz herhalde. Hayret! Ah, evet hayret. Ay Kirkon amca, ne dolanıp duruyorsun? Başım döndü. Keçi, keçimi gördün mü Kukina? Sabahları çilekli süt içmezsem kafam çalışmaz. Ne zaman çalıştı ki? Ay Kirkon amca, sütün sırası mı şimdi? Ben bir çare bulalım diyorum, sen keçi diyorsun. Keçi mi? Ne keçisi? Hayret! Zavallı Kulina, bu bunak bir çare bulacak da sen de kurtulacaksın. Dalga geçmeyi bırak sünger kafa. Sen bizim halimize bak. Ne yapalım ya fıstık? Köprüyü geçene kadar cadıya peri demek durumundayız. Hele şu insan olma dileğimi bir gerçekleştirsin. O zaman ben o İlayda'ya yapacağımı çok iyi biliyorum ha. Peki o zaman benim de annemi bulmama yardım eder misin? Sen hiç merak etme. Yer fıstığı. İsteğimi bir elime geçireyim. İlayda'yı bu evrenden sonsuza kadar yok edeceğim. Bak sen. Demek beni evrenden sileceksin öyle mi? İlayda ben... Dersem soytarı. Yanlış anladın. Şimdi seni sonsuza kadar sileyim de gör gününü. İşe yaramaz. Hain sersem. Olamaz. Şimdi gerçekten çok tırsıyorum. Kendi cezanı kendin verdin soytarı. Sana gelince, umarım senin de aklında böyle şeyler yoktur. Yoksa anneni bir daha hayatta göremezsin.